Uzun yolculuklarda sürücülerin sıklıkla yaşadığı riskli durumlardan biri. Edirneli lise öğrencisi Bilge Sevdik çok sayıda kazaya neden olan duruma engel olmayı amaçlayan yazılım geliştirdi. Projesiyle Teknofest'ten ikincilik ödülüyle döndü. Bilge'nin ödülü projesiyle ilgili bir de hayali var. Yol hipnozu uzun yolculuklarda sürücülerin yaşayabileceği trans hali ya da dalgınlık. Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Bilge Sevdik, yol hipnozunu erken tespit teknolojisi geliştirdi. Yorgunlukla çok farklı belirtileri var. Bu yüzden yorgunluk tespit sistemleri veya arış cihali hazırda bulunan sistemler bunu tespit edemiyor. Ben de buna yönelik bir sistem geliştirdim. Sürücünün vücut hareketlerini, göz kırpma sayısını, göz açıklığının değişimini ve kafa hareketlerini, yani aslında aynaya bakma refleksini kişiye özel bir şekilde tespit ediyor iki görüntü işleme yazılımı üzerinden. Sistem sürücünün 15 dakika boyunca olağan davranışlarını kaydediyor. İlerleyen anlarda sürücünün hareket ortalamalarındaki ani düşüş üzerine sesli ikaz devreye giriyor. Proje Teknofest'te ikincilik ödülü kazandı. Bilge Sevdik, babasının sık sık yol hipnozu durumuna geçmesi nedeniyle ödül aldığı projesini geliştirdi. Projesinin yazılımını da kendisi yaptı. Şimdi ise projesi için patent başvurusunda bulundu. Uzun yolculuklara çıkıyoruz. Öncelikle bu durumu bir haberde okudum. Sonrasında bunu babama aktardım. Ve bu durumun aslında babamın ne kadar sık yaşadığını fark ettik. Hatta bu durumdan dolayı birkaç kaza riski yaşadık. Genç kaşifin hayali, sistemin milli elektrikli araç TOG'a entegre edilmesi. Neşe kaynağı.